Niye şey yapmışsın? Sana fısıldadığı bir şey oldu mu? Fısıldadığı bir şey. Ben fısıldamasına çok müsaade etmiyorum. Çünkü iyi gözlemciyimdir. Hı hı. Onu yeterince iyi takip ederek çok fazla şey öğrendim zaten. Peki etkilenip ondan sonraki hayatında devam etti mi Kadir İnanır? Yok. Etmedi mi? Ya öyle bir etki altında kaldığım bir durum yok. Böyle bir hafif bir maço şeyin tipinde vardır ya, ağır abi buluyorlar da seni. Böyle bir sosyal medyaya bir gezdik. Kimisi diyor ki maço duruyor, kimisi diyor ağır abi duruyor. Biz de dedik ki boyalı basın diyor bunu zaten çoğunlukla. Yani Kadir İnanır'ın etkisi var mıdır acaba oradan? Belki de etkilenmiştir. Yok, hani toprağından, bir... suyundan, setinden filan. Valla çok özgün bir insanım yani, hiç kimseden etki altında. Peki kalmadım. Ağır abi misin, maço musun? Hangisisin abi tam olarak? Hiçbirisi değilim. Değilsin. Değilim. Tam olarak mesela... Kendi... İç dünyama göre yaşayan bir insan. Yani yeri gelirse maçoluk da, maçoluk ama nedir bu? Maçoluktan kastınız nedir? Onu çok anlayamadım da. Ya zaten bunu Kadir abi de anlamamış. Bir şeyde, aynen. Yani sonra, maçoluk Kadir dediniz. Kadir abi dedi, bu maçoluk dedi. Maçoluk dediniz hani ses yükseltmek midir? Ya da nedir yani bu? Ne bileyim abi. Yani o kendisi anlatamadığı için ben de bilmiyorum. İşte. Maço musun filan? Hani işte biri bir gün mesela çıkacak, diyecek ki maçoluk dediğin şey şudur. zaman... ben de anlayacağım. Bir daha da sormayacağım yani ona göre. Evet. Sende bir maçoluk var mı abi? Maçoluk ne? Olur mu abi öyle şey ya? Ama biliyormuş. Biliyor yani, ve söylemiyor. Ama yani bak böyle söyle abi. Sende maçoluk var mı abi? Ne alakası var kardeşim ya? Maçoluk ne? Zorbalık küfür mı? Küfür gibi bir şey değil evet, mi ya? Nedir yani? Zorbalık mı? Ya bir de şöyle... Ya maçoluk. Şimdi bu laflar bize şey yapıyor. Bunlar bize dokunur. Maçoluk. Metroseksüel misin? Ne diyorsun lan sen? Nereden buldunuz bu lafları? Ne biçim laflar bunlar? Sor, de ki güzel giyinir misin? Şık giyinir misin? Hmm. Efendim, delikanlı gibi giyinir. Söyleyeyim sana o zaman. Ha. Bu lafları nereden uyduruyorsunuz milleti? Yani işte kadın döver misin falan filan. Maçolukta da öyle mi oluyor? Yani abi, biraz sert abi misindir kadın? Yok abi bilmiyoruz ki, bunları bir uydurdular yani maçoluk lafını. Niye kadın evet diyorsun, niye erkek diyorsun, niye adam diyorsun? Efendi efendi otur kardeşim ya. İç suyunu. İç suyunu. İç suyunu mis gibi takıl ya. Peki Hasan abi. Mizah ustaları dizi karakterlerinde acayip isimler buluyorlar kendilerine. Sen de hani o isimlerden bir tanesi olan Herodot'a sahiptin. Acayip dedim de Herodot yani tarihçi anlatıcıdır efendim kendisi. Hı hı. Bir de ne vardı? Kaptan Küstü. Kaptan nereden Küstü. Abi, bu işin şeyi mi? Hetenketen. Hetenketen. Tekniği midir bu? Efendim? Anladım. Ama nasıl yapacağız böyle ki? Dur abi. Abi bu laflar nasıl bulunuyor? Hani bunları nereden buluyorsun dersen. Şimdi aslına bakacak olsan bunlar bizden falan değil. Yani sen de bildiğin gibi etraf böyle. Şimdi hani bizim dönemimizde futbol maçlarındaki ağır fanatiklikte de espri vardı. Hı hı. Hani tribünlerde falan millet birbirine gol atıldığı zaman girmez ki. Langırt diye hemen böyle bir tabut çıkarılır. Başında bir tane imam vardır. Böyle o tabutun arkasında dolaşırlar, alkışlarlar falan filan değil mi abi? Yani komiklikle, komiklikle kızdırmakla yapılır ve bunların hepsinin arkasında bir espri, bir mizah vardır. Dolayısıyla hani bizim bu uydurduğumuz şeyler de hep birilerinden gördüğümüz, tesiri altında kaldığımız. Ha şimdi Herodot Cevdet var mıydı öyle bir karakteri ya? Öyle bir adam vardı. Geliyordu, tarihi hikayeler anlatıyordu falan filan. Şey işte dedi ki bir gün geldi dedi baba dedi öyle oturdu dedi. Kim olan o baba? Baba geldi öyle oturdu dedi. Ses de böyle. Sezar. Sezar geldi oturdu dedi. Böyle dedi. Meclisi dedi böyle konuşuyor onları bunları anlatıyor. Ama bu Herodot Cevdet değil bu. Bu tipler abi, var. Evet bu abiler var. Böyle dedi konuşurken dedi. Oradan dedi şey çıktı dedi. Gürütüz. Sanki hani ulan o biliyor yani babasının onu. Çıktı. Hani geldi. Baba oradaymış hani görmüş yani. Hiçbir geçmiş zaman yok. Geldi dedi Brutus dedi. Tam dedi Sezar konuşurken. Emaneti dedi belinden bir çıkardı dedi. Yukarıdan aşağı dedi. Bir koydu dedi. Brutus dönmüş. Ulan demiş buna. Brutus. Ulan demiş sen de mi? Sen de mi demiş. Brutus. Sezar pardon Sezar diyor. Dönüyor. Ulan diyor sen de mi Brutus diyor. Sonra eşi döndü Ayşetli gitti dedi abi. Şimdi bak Şener Şen'in meclisi gibi değil mi bu? Birebir ben bunu o abiden duydum. Sonra arkadaşlara geldim anlattım. Aman dediler Hasan abi bunu direkt şey yapalım. Karakteri boyayalım. Bu adam da sen ol. Gel Hasan abi oraya götürelim seni. Direkt Ragi Şaşmaz'ın golü olarak.